Selam dostlar, bugün sizlerle birlikte formikaryum ve birkaç karınca eşyasının kutu açılımını yapacağız. Malum sezon başlıyor. Ön bir hazırlık yapalım dedik. Şimdi bildiğiniz gibi bizim elimizde kalan son bir tane mesor kolonimiz var ve bu koloniyi ana kolonimiz haline getirmeye çalışacağız. Güzel bir formikaryum aldım onun için. Birkaç aparat da aldım. Birazdan göreceksiniz zaten. İlk önce şunu söyleyeyim. Bunları şubeden teslim almıştım. Yaklaşık 2 kilometre yol gittim bunları almak için. Niye böyle bir şey yaptım derseniz, Perşembe günü kargoya verdiler. Birkaç parçası eksikmiş abinin elinde. Hani dedim, eve söylersem cuma şubeye gelir, pazartesi benim elime anca dağıtıma çıkınca ulaşır dedim. Onun için hani şubeden gideyim, cuma günü alayım okul çıkışı dedim. Bizim servis gene şubenin önünden geçiyor ama servisten inip buraya yürürken 2 kilometre falan uzakta. Hani yürümek sorun değil. Yağmur yağıyordu. Ben eve girdim. Yağmur durmuş. Şöyle gösterelim. Görüyorsunuz. Antalya'da mesor uçuşları başlıyor. Ankara'da fırtınalar da esiyor. Ben nasıl bir coğrafyada yaşıyoruz hiç anlamış da değilim. Neyse. Kutu açılımlarına geçelim. Arkaları dönük paketlerin nedenini biliyorsunuz. Adres madres yazıyor. Gerçi şube adresi yazıyor. Çok görülse de bir şey olmaz da. Telefon vardır. Hiç uğraşmayalım, risk atmayalım. Şöyle başlayalım. Burada karınca eşyalarımız var. Aklımın son, en son aşağıdaki. Bu biraz sürpriz olsun. Şimdi kutumuzu açalım. Arkasını pek göstermeden nasıl açacağız? Hiçbir fikrim yok. Burada açalım. Nasıl bir bant? Abi onda karınca malzemesi varsa bunda ne var? Farklı bir şey mi var? Bunda da bir yani asıl amacı karınca malzemesi değil. Şöyle gösterelim. Bunda akrilik kutu var. Evet, küçük geldi. İş yapar mı? Yapar, niye yapmasın? Ama bayağı küçük geldi hani beklediğimden. 6 tane olması lazım. Kutuların üzerinde küçük küçük çizikler var. Sorun değil, onlara çok şey yapmam. 6 tane olması lazım. Akrilik kutu. Tamam, farklı kulvarlarda da işimize görür. Beklediğimden küçük geldi açıkçası. Burada faturası maturası vardır büyük ihtimal. Şöyle bir alalım bunları. Bunlar neymiş? Yorumlarınız bizim için değerlidir. Eminönüboncuk.com sayfasına gidip almış olduğunuz ürün hakkında aşağıda bulunan ürün inceleme bölümüne değerlendirme yapmanızı rica ederiz. Eminönü Boncuk. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Da kadın mıyız ama? Bize niye gönderiyorsunuz? Neyse. Şöyle yanında boncuk hediye etmişler. Teşekkür ederiz. O zaman birine hediye ederim. İşimizi her türlü görür. Baloncuk göndermişler. Bunlar da kargolar da çok işime yarıyor açıkçası. Yani bunlar küçük geldi. Beklediğimden küçük geldi. 8 santim yazıyordu. 8 santim yazmıyordu. 85 çarpı 20 çarpı bilmem kaç. Hani bunlar dedim milimetredir büyük ihtimal ama dedim. Hani bundan da uyguna yoktu açıkçası. En uygun bir 4 liralık vardı, bir 6 liralık vardı dedim. Ben 6 liralıktan söyleyeyim, biraz daha büyük gelir en azından. Hani en büyük boyları buymuş. Aklınızda bulunsun. İş görür mü? Görür. Elbet görür. Niye görmesin? Akrilik kutu diye geçiyor zaten. Ama hani ben en azından yani benim beklediğim, yani benim aradığım şu an ihtiyacımın olan şey şu tam olarak. Tam olarak buydu. Çok tatmin etmedi açıkçası. Şöyle aralarını delip değişik şeyler yapılabilir. Yapılır mı? Yapılır, yapılır. Yapılır, yapılır. 10 kere dedim herhalde. Neyse. Bunları şöyle bir kenara alalım şimdilik. En son bir toplu gösteririz bunları. Şunu da şöyle. Böyle küçük şeyler gözüme batıyor. Şu kargoyu açalım hemen. Burada asıl ürünlerimiz var.
ama çok delmek istemedim de. Evet. Malum yere geldik. Burada neyimiz var? Bir an çok korktum. Tamam. Bu düşündüğüm şey değilmiş. Bir an bunu formikarium zannettim. Lan dedim bu kadar küçük müymüş. Aman aman. Yanlış anlaşılma oldu. Burada lav taşımız var bir adet. Şöyle göstereyim lav taşı. Bunu çıkartıp da göstereyim. Çok da değmek istemiyorum. Elim kötü oluyor bunları değdikten sonra. Şöyle lav taşı. Bunu ben size nasıl gösteririm ki? Şöyle bir zoom atsın. Görüyorsunuz bu nem falan tutuyor. Bunu farklı canlılarda kullanırız. Karıncalar için kullanma. Sırf sepetteki fiyat tam fiyat olsun diye bunu eklemiştim. 3 lira falan bir şeydi bu. Burada test tüpülerini bağlamamız için 12 çarpı 10'du galiba. Tam hatırlamıyorum. Şimdi açmayalım. Güzel bağlanmış. Burada sıra sıra gidelim. Burada havalandırma flanşı ve test tüpü stoperleri. Ne deniyorsa artık. Bunlar delik değil miymiş? Ha, hayal kırıklığı yaşadım. İstediğim hiçbir şey yolunda gitmiyor. Evet bu şu şekilde direkt test tüpüne bağlanıyor. Deleriz burayı sorun yok. Ben delik gönderir diye düşünmüştüm abi. Neyse. Sağlık olsun. Şunu da gördünüz zaten. End Store'dan aldık bu arada tüm eşyaları. Hani almak isteyen arkadaşlara da bir fikir olur. End Store şöyle gösterelim. Etiketlerini de yapıştırmışlar. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Tam olarak istediğim buydu. Delik. Yani yanlış anlaşılmasın. Şu stoperlerin ucularının delik olduğunu düşünüyordum. Şu şekilde çıkabiliyor bunlar. Güzel. 3D yazıcıyla basılmış. Mikronluk tel kullanılmış. Gayet güzel iş görür. Bu transfer aparatı diye geçiyor. Bu borular çok sağlam değil bakın. Bunları silikon atmak gerekiyor. Transfer aparatı diye geçiyor bunlar. Hani buradan transfer olurlar da benim karıncalar gider şuraya yuva yapar. Biraz kötü oldu. Buna en son geçelim. Lan o kadar küçük mü ya? Ağlamak üzereyim ya. Bir şey de düzgün gitsin şu gün. Sabah saat 2'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi vardı. İşte biz de o an dersteydik, teneffüsü açtık. Baktık Galatasaray Barcelona'yı çekmiş. Okulda ona üzüldük. Ne bileyim sözlü vardı bugün. O canımızı sıktı. Bir kere de gariplerin yüzü gülsün. Burada bir beşli ne deniyor buna? Beşli Allah Allah. Beşli çoğaltıcı işte oğlum bu. Hani test tüpünü takıyorsunuz buraya. Beşli çoğaltıcı. Gayet güzel. Bunlar da gene çıkabiliyor. Şöyle gösterelim. Bu da kırık mı amına koyayım? Çok sinirim bozuldu ya. Küfür ettik. Neyse. Olur öyle. Çok kırık değil. İş görür. Şöyle boşluklu yapıya sahip. Devam edebiliriz. Ulan formikarium nasıl o kadar küçük ya. Canım sıkıldı. Bir ona dehşet para verdim ya. Şuraya da zoom atalım mı? Son ürünümüz. Lan. Harbi canım sıktı. Neyse. İki adet bağlantı şeyi göndermiş yanında. Bunların da uçları kapalı. Ulan uçları açık bir şey yok mu ya? Hepsinin ucu kapalı. Burada da portumu. Sinir krizi geçireceğim ya. Bugün bir de cuma. Cuma'ya da gittik. Neden böyle şeyler oldu onu da anlamadım.
Allah'ın sevilmeyen kullarıyız ya valla. Aslında bir ölçüp bir hayal edip alsaydık keşke. Ben bu kadar küçük olacağını asla tahmin etmemiştim ya. Şu an için gene dediğim gibi iş görür. Ama dediğim gibi sadece şu an için ileriye dönük küçük kolonilerde falan anca kullanılır bu. Şu şekilde göstereyim. Hayatımda ilk kez formikaryum aldım. Onda da zortladık. Çok güzel oldu. Ulan ya ben bunu böyle hiç hayal etmemiştim. Bu altına su doldurduğunuz kısım. Burada karıncaların barındığı alan. Burada da şurada gördüğünüz gibi makronluk teller var. Paslanmaz. Onlardan nemli alan sağlıyorlar karıncaya, kraliçeye. Çok kötü oldu ya. Ben bu kadar küçük. Ben bunları büyük ihtimal buraya transfer de etmeyebilirim ha. Çok küçük çünkü bunlar. Hiç böyle hayal etmemiştim yani. Neyse farklı kolonilerde işime yarar dediğim gibi. Şurada da bir tane üst kapak camı var. Biz bununla mı yanlış taktık? Hortlatıyoruz ya bir saniye arkadaşlar hemen müdahale edeceğim. Daha demin doğru takmışız işte bunu. Bu şu şekilde. Bu da şöyle. Bakın şuraya denk gelecek. Buradan suyun buharlaşabilmesi için onu niye böyle yapmış? Heh. Şu şekilde görüyorsunuz. End store. Büyük ihtimal 5 çarpı 5'tir bu. Dediğim gibi santimlerin lan azizliğine uğradık. Gerçekten yemin ediyorum. Bu ona normal test tüpü için de küçük değil mi? Evet, bunun girişleri test tüpü için de küçük. Abi ulaşırım. İade eder miyim? Zannetmiyorum. Şunu 35 lira verdim. Canım çok sıkkın. Şurada da asetat kağıdı var. Kırmızı asetat kağıdı var. Şu şekilde koyuyorsunuz. Hani karanlık oluyor. Kırmızıyı göremiyor karıncalar. Böyleydi. Bunlar flanşlar. Havalandırma flanşları. Göstermediğimiz bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bu kadardı. Dediğim gibi biraz moralim bozuldu. Ben bu kadar küçük geleceğini hiç tahmin dahi etmemiştim. Hani ben 5 santim deyince hani ben en azından şunu bekliyorum. Şu boyutta bir şey bekliyordum. Bundan 2 tane giriyor da bunun içine. Harbi. Evet, bu 5, 8, 8,5 santimse bu. 5 santimi var evet. Adam doğru söylemiş. Bunu iade eder miyim? Etmem herhalde. İleride küçük kolonilerimizde kullanırız bunu. Ama ben bunu bak bendeki mesor kolonisini buna versem. Lan kraliçe sığmaz ki şu aradan. Şu aradan kraliçe sığmaz. Canımız çok sıkıldı. Yani benim işçilere bunu versem mesorlara mesor kraliçesi şu aradan sığmaz yani çok büyük ihtimalle. Çok canım sıkıldı. Olur öyle diyelim. Ne diyelim? Bir şey de diyemiyoruz. Yani bunu 35 liraya aldım. Ben bunu adama geri göndersem yaklaşık 40 lira falan kargo var. 40 lira kargo ücretini ben kendim karşılayıp bunu adama gönderdim. 35 liramı geri aldım iade. 5 lira ben yine zarardayım. İade ederken bile 5 lira zarar ediyorum. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar santimleri falan cetvelle bakıp da sipariş verin. Benim gibi böyle zortlamayın. Harbi moralim bozuldu. Yani ben şunu kolonilerimi transfer etsem gider benim kolonim şuraya bu yapar. Bahtsızız arkadaşlar gerçekten diyorum hani çok samimi bir dille söylüyorum. Bugün güldürmedik, bugün bilgi vermedik, bugün sadece üzüldük.
Bu işimi görür mü görür. Ulan çok canım sıktı yani bu. Tetrimorium'da falan mükemmel iş görür. Yani bu yaza kadar bende yatacak şu an. Çok canımı sıktım. Yani ben bunları mesorlara versem, mesorlar buna transfer olmaz ki. Bunlar çöplüğünü falan taşır büyük ihtimal. Canımızı sıktılar. Neyse bir projem daha var. Onun olması gerekiyor. O olmalı. O olunca yani bizim mesorların ya kafamda şu an birkaç plan var. Hani şu an çok açık açık söylemek istemiyorum. Çünkü hani onların da bir belli videoları gelecek. Ondan dolayı 5 tane flash göndermiş bu abi. Bir saniye. Lan bunlar kopmuş lan yani böyle bir şey olabilir mi? Ben dünyanın en bassız insanı olabilir miyim ya? Harbiden. Bir şey alıyorum. Gerçi şu benim az izleyeyim de. Gerçi o benim her türlü işimi görür. Hani her türlü kullanırız. Da. Canım sıkıldı. Bayağı sıkıldı canım. Neyse yapacak bir şey yok dediğim gibi hani. Ölenle ölünmüyor. O ne ya alakaysa. Çok canım sıkıldı. Peki bu flashlar bu ne oluyor mu? Evet gayet güzel oluyor. Bundan 10 numara Outworld çıkardı yani şu şekilde göstereyim. 10 numara Outworld çıkardı bundan. Evet video bu kadardı. Ne diyeyim? Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.